Obezitato Ailesi'nden herkese merhaba. Bugün Omega 3 efsanesinin sonuna mı gelindi? Sizlere bu konuyla ilgili yeni gelişmeler var. Onları aktaracağım. Sıkı durun. Geçen hafta Amerikan Tıp Birliği Kardiyoloji Dergisi JAMA'da yayınlanan bir makale Omega 3 ile ilgili bütün tabuları yıktı. Evet, yanlış duymadınız. Omega 3 ile ilgili bütün tabuları yıktı. Kardiyolojik bir rahatsızlığınız mı var? Bir kalp krizi mi geçirdiniz? Bir inme mi geçirdiniz? Ve omega 3 kullanmanız tavsiye mi edildi? İşte şu an anlatacaklarım tam da size göre. Yapılan yeni çalışmada omega 3 takviyesinin daha önce kalp hastalığı, koroner arter hastalığı, kalp krizi, inme ve bunun gibi vasküler rahatsızlıklar geçirenlerde kullanılması durumunda hiçbir faydası olmadığı gösterildi. Evet, yanlış duymadınız. Bu takviyelerin hiçbir faydasının olmadığı gösterildi. 77 bin kişi üzerinde yapıldı bu çalışma ve 4,5 yıl süreyle omega 3 kullanan, deniz kaynaklı omega 3 kullanan bireyler bu çalışmaya alındı. Peki bu çalışmaya alınan bireylerin ortak özelliği neydi? Daha önce kalp krizi, koroner arter hastalığı, felç ve bunun gibi rahatsızlıklar geçirmiş olmalarıydı. Ve bu kişiler omega 3 kullandıkları halde yeniden kalp krizi geçirdiler, yeniden inme geçirdiler, yeniden felç geçirdiler. Kısacası kontrol grubuna göre hiçbir fark saptanmadı. Sözün özü, eğer koroner arter hastalığınız varsa veya felciniz varsa ya da inmeniz varsa ya da başka bir vasküler hastalığınız varsa size omega 3 kullanmanız tavsiye edilmişse artık bunun bilimsel olarak hiçbir anlamı ve faydası yok. Konuyla ilgili detayları blogumda yazacağım. Yeni güncel gelişmeler, yeni tıbbi gelişmeler için bizleri takipte kalın, esen kalın, hoşça kalın.